Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında her hafta köklü, ciddi bir konuyu ele alalım. Vatandaşlarımıza bu konularda, bu başlıklarda neler yapılabileceğini açıklayalım diye başlıyoruz. Bundan yaklaşık 4 hafta önce, neredeyse bir ay önce bütün dünyanın yaşamakta olduğu bilgi çağının bize pratikte vatandaşımızın bilmesi gereken yansımalarını ele alalım dedik. Bilgi çağı kavramını hele ki bizim aklımızı karıştıran kripto paradan tutunda NDF'ler, böyle sanal ortamda kimsenin aklının ermediği ama ortalıkta dönen bir şeyler var. Bizim bildiğimiz tek şey sosyal medyadan efendim paylaşım yapmak. Dolayısıyla bunu anlatalım dedik bir ay önce. Fakat gündeme başka konular giriyor. Bizim anlatımlarımız bir programa sığmadığı için birkaç programda sunmaya çalışıyoruz. Ve e, araya mutlaka önemli bir konu girdiği için de oradan oraya atlıyor gibi görünüyoruz. Aslında bilgi çağına döneceğiz. Bilgi çağı her şeyin başında geliyor. Çünkü hepimizin hayatını yönlendiren bu konuları, bu başlıkları ele almamız gerekiyor. Ancak ülkemizde, Özellikle geçtiğimiz yaz sezonunda ve halen devam eden şekilde tarım kesiminde yaşanan sıkıntılar artık had safhaya geldi. Tarım kesimindeki üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz o kadar büyük sıkıntılara düştü ki arkasından da Sayın Maliye Bakanımızın açıklamış olduğu eğer ekmezseniz, çünkü çiftçimiz artık diyor ekemeyiz diyor, ya zarar ederek ekemeyiz diyor. Bir şeyimiz kalmadı diyor. Traktörü vesaire her şeyi sattık savdık. Nasıl ekeceğiz zararına diyor. Bu sefer de bir tehdit geldi. Ekmezseniz biz el koyarız, kiraya veririz, ektirtiriz, biştirtiriz. Ya çiftçinin para kazanmadığı yerde kim para kazanacak? Ha, büyük sermaye gelir, para kazanır. E büyük sermaye kazanıyorsa çiftçiye niye kazandırmıyorsunuz? Büyük sermayede her şey var. Sermaye var, makine var, Efendim e, enerji var, her şeyi büyük sermayeye vermek suretiyle Türkiye'nin gelir dağılımı dengesini yukarıya doğru tırmandıra tırmandıra, aşağıdakileri süründürür hale geldik. Biz şunun altını çiziyoruz. Tarım çok önemli. Tarımsal kalkınmayı sağlayamayan ülkeler hiçbir şekilde kalkınamazlar. Yani tarım önemli değil ya köylü işi filan diyemezsiniz. Çünkü bir ülkenin insanın huzuru, rahatı, refahı, kalkınması, dengeli kalkınması, dengeli büyümesi tarımdan geçiyor. Tarımdaki üretimden geçiyor. Bunu sağlıklı biçimde yapamaz yapamayan ülkeler ne yazık ki e, sorunlar yaşıyorlar. Ben tabii Türkiye'nin son 60 yılını aşağı yukarı içinde yaşadım, inceledim. Bir siyasetçi olarak, bir akademisyen olarak, bir efendim belediye başkanı olarak, bir iş adamı olarak ve de en önemlisi bir bürokrat olarak Ankara bürokrasinin en tepesinde 15 sene görev yaptım. Bütün bunları incelediğimde Türkiye'de kaotik bir yapı var. Vatandaşın çile çekmesine dayalı bir kalkınma sistemimiz var. Vatandaşın sırtına yükleniyorsunuz kitlelerin. Emeklilik sistemimiz o hale gelmiş ki oynaya oynaya daha çok çalışan daha az emekli maaşı alacak şekilde sabah radyoda dinledim. Ya diyor bu haksızlık. Tabii spiker soruyor uzmana. Ya diyor haksızlık ama diyor bunu kim kim çıkardı bu hale getirdi diyor. Bunu kirli siyaset. Yani bugünkü iktidarı kastetmiyorum. Evvelden beri Türkiye'de siyaset sahnesi hep kirli ve bozuk. Bürokrasi de kendi emrinde gördüğü için devleti adeta ele geçirmiş bir yapı içinde her şeyle kendi çıkarı için oynuyor. Bakın bugünlerde çok gündemde Anayasa Mahkemesi diyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını inceledim. Emeklilik konusunda Anayasa Mahkemesi üyeleri emekli sandığına tabi olduğu için hep emekli sandığı lehine kararlar çıkmış. Ya siyasetçinin arkasından yargı da gidiyor. Yargı da kendi çıkarını düşünmeye başlıyor. Bürokrat da, akademisyen de. Bir de bakıyorsunuz ki üniversitelerde kafadan veya hiç hak etmeden doçentlik, profesörlük ünvanı almaya çalışan, kendisini akademisyen, bilim adamı sayan bir sürü insan da olmuş. O televizyonlara bakıyorum önünde prof ünvanı olan, hakikaten bilimsel anlamda profesörlük ünvanını almış, hak etmiş insanları tenzih ederek söylüyorum. Bütün bir profesör camiasını, kitlesini veya akademisyen kitlesini itham etmek bana düşmez. Ama şu bir gerçek ki, bütün sistemlerimizi bozduk. Tarımda da sistemi öyle bir bozduk ki, öyle bir bozduk ki inanamazsınız. Hep e, Türkiye'deki ağlık sistemi, doğuda, güneydoğuda toprağın işlenmesi için ağlık sistemini eleştirdik. Ağlık sisteminin neden kaynaklandığını, neden oradaki üreticinin maraba durumuna düştüğünü, neden orada bir e, köle haline geldiğini filan hiç kimse sosyolojik olarak, ekonomik olarak analiz etmedi. Çözüm yollarını da pratikte hayata geçebilecek çözüm yollarını da tasarlamadı. Hep dedik ki arazi bölünmesin, miras hukuku var, bilmem ne var. Arazi parçalanırsa verim düşer. Ya araziler paramparça arkadaş. Yani şu son 70-80 yılda geldiğimiz noktaya bir bakın tarımda. Her yerde inşaat yapma hakkınız var. Tarım alanlarını koruyan bir tane unsur yok. İmar yönetmeliğine bakıyorsunuz. Bunları geçmiş haftalarda anlattık. Ne anlattık geçtiğimiz haftalarda? Devlet ne yaptı son 70 yılda? Onları anlattık. 35 tane kanun, 500 çeşit yönetmelik bilmem ne hepsini yazmış. Ankara bürokrasisi oturmuş. Siyasetçinin emrinde işine geldiği gibi orayla oynamış, burayla oynamış. Geldiğimiz nokta şu. O bölünmesin dediğimiz tarım arazilerine inşaat izinlerini vermişiz köy yerleşmelerine ruhsatsız inşaat yapma hakkını vermişiz. Ha, üreticimizi, köylümüzü, kırsal alanda yaşayanı teşvik edelim. Kolaylaştıralım, daha modern ortamlarda yaşamalarını sağlayalım. İşlerini daha pratik hale getirelim. Tamam, doğru ama böyle saldım çayıra, mevlam kayıra usulüyle kırsal yerleşmeleri başıboş bırakırsanız, şehirli gider oradan arsa kapatır, ruhsat almadan kendisine villa yapar havuzlu, Ondan sonra köydeki sosyal dokuyla bir uyumsuzluk çıkar. Bu o hale geldi ki biz tarım arazilerimizi koruyalım derken tarım arazileri bölünmesin derken tarım arazilerimiz bölüne 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 50 metrekarelik tarım arazilerine düştük. Yani şu son zamanda bir tarlayı alıyorlar, içine küçük küçük konteynerlar koymak suretiyle adı da hobi bahçesi. Hadi buradan yak bakalım. Hobi bahçesiyle nasıl baş edeceksin? Tarımı böyle lime, lime 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 erittik, yok ettik. Ha bu noktadan itibaren neler yapılacağını ele aldık. Ve dedik ki biz bunun üzerinde uzun süre uzmanlarla çalıştık. Türkiye'deki tarım reformu başlığını da aşındırdık. Tarım reformu deyince böyle reform deyince Türkiye'de herkes uzaktan bakıyor. Yani reform kelimesi adeta sıradanlaştı. Her şeye reform demeye başladık. Ufacık bir kanuni düzenleme yapıyoruz. İkisini bir araya getirdik mi o diyoruz. Bu çok entegre oldu. Bunun adı reform olsun. Yapmayın reform öyle değil. Yeniden yapılanma, devrim böyle olmuyor. İnsanlar, toplumlar, devletler sıkıştıkça, sorunları büyüdükçe yeniden yapılandırmak zorunda. Ama yeniden yapılandırmayı isteyen kişiler... Karşısında statükoyu buluyor. Mevcut sistemden ekmek yiyenler, mevcut sistemden koltuk kapmış olanlar, mevcut sistemi <laughs> kendi çıkarları için rahatlıkla kullananlar rahatsız oluyor. <laughs> Kimdir mevcut sistemi kullananlar? E, i̇ktidarda olanlar, devlette görevli ve yetkili olanlar. E onları nasıl aşacağız? İşte bunun adına statüko diyoruz. Statüko öyle bir yerleşiyor ki, devlete, siyasete, bizim hayatımıza kendi çıkarının dışında hiçbir şey düşünemez oluyor. Ondan sonra ortaya ucube sistemler çıkıyor. Ucube bir sosyal doku çıkıyor. Evladını katleden aileler çıkıyor. Bakın Narin olayını haftalardır konuşuyoruz. Bunun arkasındaki gerçek oradaki feodal yapıdır. Bu kadar basit. Ben size 1956 yılından örnek verdim. 60 yıl öncesinden örnek verdim. 58 yıl öncesinden örnek verdim. Ben Tunceli'de babam valiyken böyle bir olayla karşılaştığımızı 1956 yılında çocukluğumdan hatırlıyorum. Neydi o olay? Ailenin kızı tecavüze uğramış. Onun namusunu temizlemek için aile meclisi toplanıyor. İnfaz kararı alıyor. Ailenin en genç üyelerinden 18 yaşını doldurmamış üyelerinden bir tanesi Kızımızın abisi gidiyor katlediyor. 1956'da yaşadık biz bunları ya. 2024'de geldik hala yaşıyoruz ve hala konuşuyoruz. Hala bunu bir dedektif edasıyla bir siyasi olaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ha siyasetin etkisi yok mu feodal yapının beslenmesinde? Mutlaka var. İçinde milletvekili var aileyi tanıyorum diyor filan ama bu kadar yüzeysel bakmayın. Bunları öyle yüzeysel bakarak, affedersiniz sabahlara kadar çele alarak boş laf ederek çözemezsiniz. Gelin şu tarım parkları projesini, tarım reformunu birlikte inceleyelim. Tarımda yani kırsal kesimde yaşayan insanları mutluluk içinde, refah içinde, doğru ortamlarda yaşayan, yani şehirdeki bütün imkanları elde etmiş, yüksek geliri olan insanlar haline getirirseniz ne feodal yapı kalır, ne de bu tür feci, berbat gelenekler kalır. Hepsi ortadan kalkar. Aksi halde her gün bugün dahi belki narin olayı gibi bir olay o bölgede veya başka bir bölgede yaşanıyor. Bu bir sosyal kalkınma meselesi. Sosyal kalkınmanın temeli tabandan kalkınmaktır. Taban nedir? Topraktır. Toprak nedir? çiftçidir, üreticidir, tarım kesimidir. Tarım kesiminde yarattığınız her katma değer o çiftçinin tabanın cebine girer. O cepten bütün ülkeye böyle yayılır. Sağ elimi fazla kullanmıyorum. Geçen hafta bazıları telefon açtılar. Başkanım geçmiş olsun parmağında yara mı var diye. Ben de rahat durmuyorum. Tabii fiziksel olarak sadece mental olarak bu projeleri hazırlamıyorum. Fiziksel olarak gidiyorum, demir işi yapıyorum, bilmem kalıp işi yapıyorum, beton döküyorum filan. O sırada bir makineye e, elimi kaptırdım, parmağımın ucu koptu. <laughs> yani küçük bir miktar koptu. E, onun için bu sargı, bu elimi fazla kullanmak istemiyorum. E, görsel anlamda sizleri rahatsız eder düşüncesiyle. Yani dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz. Türkiye'de artık güncel konuları peşine düşüp haftalarca tartışmak, Türkiye'de artık e, yapay gündemlerin peşinde gitmek, siyasi bölünmelere esir olmak, beynimizi o Türkiye'yi bu hale getiren siyasi unsurlara kiraya vermek, bundan vazgeçelim ya. Yani bana diyorlar ki hangi taraftasın? Yani iktidar tarafında mısın, muhalefet tarafı? Hiçbirin tarafında değilim. Bu ülkeyi bu hale getiren bu siyasi statükolardır. Hiçbirine düşman da değilim. Niye düşman olayım ki? Doğruyu onlara götürmek benim görevim. İşte o doğruyu götürmek adına yansıtmamız çalışıyorsa, ekrana alırsak... Ee, bakalım... Evet, yansıtmamız çalışıyor. Evet, bu anlamda Türkiye'den taraf, Türkiye'nin geleceğinden taraf bir e, düşünce insanı olarak bir platform kurduk. Yüzlerce, binlerce insanla istişare ederek katılımcı biçimde projeler, reform tasarıları, gerçek reform tasarıları geliştirdik. Bunlardan bana göre en önemlisi tarım reformu. Tarım parkları kanunu ve uygulamasına dair çok ciddi bir külliyat, bir muktesabat hazırladık. Muktesabat kelimesini siz Avrupa Birliği'nden biliyorsunuz. Muktesabat demek, kanunlar ve yönetmelikler dizini demek. Bir sistem demek. Onu tarif eden yazılı dökümanlar demek. Bizim hazırlamış olduğumuz tarım reformu muktesebatının içinde tarım parkları, kanunu ve uygulamaları var. Geçen hafta bunu tanıttık. Dedik ki çok basit. Köylerimiz nerede yerleşecek? Köy yollarını genişleteceğiz. En az 20 metre yapacağız. Asfalt bulvar gibi olacak köy yollarım benim. Önce medeniyeti yolla götüreceğiz köylerimize. Bu yolun kenarlarına yapılaşma izni vereceğiz. Her yerine. Nerede köy yolu varsa tamamının kenarında yapılaşma izni vereceğiz. 50 metre, 100 metre durumuna göre bir bant halinde. <laughs> Bunun dışında kalan alanlarda, kırsal alanda yani tarım alanlarında hiçbir yapılaşma izin vermeyecek. Ya ben şuraya bir dam yapayım da içine ürünümü koyayım. Hayır git yolun kenarına yap. Ben işte zeytini sıktım da şuraya bir zeytin sıkma tersi. Git yolun kenarına yap ya. Her yer köy yolu kardeşim. Sistem bu. Bakın bunun için Aydın ilini örnek alarak Aydın'daki bütün köy yollarını 20 metrelik bulvara dönüştüren ve o yolların kenarlarına imar izni veren bir sistemi çizdik. Tam 334 tane aralarında boşluk çıktı. Yani yapılaşmanın yasak olduğu tarım alanının korunduğu, etrafı köy yollarıyla çevrelenmiş alan çıktı. Bunun adına tarım parkı dedik. Tabii 334 tane her ilçede var. Bu tarım parklarında dedik ki her e, tarım parkında kaç tane tarla varsa o tarla sahipleri bir kooperatif kursun. Her ilçede o kooperatifler birleşsin, bir tarım parkı birliği kursun. Her ilde ilçe birlikleri bir üst birlik kursun. Bu şekilde de bir örgütlenme tarif ettik. Yeteri kadar açık mı? 334 tane tarım parkında 17 tane aydında ilçe olduğuna göre 17 tane tarım parkı birliğimiz olacak. Bu 17 birlik il genelinde örgütlerin bir tane üst birliğiniz olacak. <laughs> Bakın aydındaki tarım parklarının adetleri ilçelere göre burada geçen haftalarda açıklandı. Her ilçede kaç tane olduğunu örnek gösterdik. Bunların içinde en az tarım parkına sahip olan <laughs> ilçemiz Didim ilçesi. Bununla ilgili bir uygulama örneğini size tanıttık. Geçen hafta bunları anlattım. Bu, bu hafta özetliyorum. Çünkü bu hafta anlatmam gereken daha detaylı unsurlar var. Bu tarım parkı kooperatifleri nasıl yönetilecek? Sırayla yönetilecek. Mekanı olmayacak, bürosu olmayacak, arabası olmayacak, demirbaşı olmayacak. Yani tarım parkı kooperatiflerini yönetenler seçimle gelmeyecek. Sırayla yapacaklar. Bu bir görev. Apartman yönetir gibi tarım parkı yönetilecek. Ve sonuçta onlara bir imtiyaz değil, bir angarya verileceği için kimse de o koltuğa yapışmak istemeyecek. Birer yıl arayla kaç tane tarla sahibi varsa, ki en küçük tarım parkında 150 tane falan, tarla sahibi var. Düşünün her birinin birer yıl veya altı şaray görev yaptığı düşünün. Nereden baksanız 70-80 yılla 150 yıl arasında anca bir sıra gelir. Onu da bedava yapın kardeşim. 150 senede bir sana tarım parkının yönetme görevi gelecekse o işi bedava yap. Koştur. Gece gündüz bir sene kendi köylün için koştur. Ve e, tarım parklarının belediyelerle bağlantısı olacak <laughs> tarım parkının bütün altyapısını belediye devlet desteğiyle yapacak. Belediyelere bu konuda özel bir fon verecek Ankara. Belediyeler gidecekler, araziyi düzenleyecekler o tarım parkı arazilerini, teraslayacaklar, erozyon kontrolünü yapacaklar, ıslah edecekler, toprak vasfını geliştirecekler, açık ve kapalı sulama sistemlerini kuracaklar. Drenaj sistemi kuracaklar, dere varsa dere islahını yapacaklar ve en önemlisi Dere yataklarının sulama sistemlerinin ve tarım parkının içindeki büyütülmüş tarlaların kadastro yollarında yani tarla yollarının kenarlarına küçük enerji elektrik santralleri kuracaklar, güneş santralleri kuracaklar. O tarım parkının bütün enerjisi köylünün olacak. Bunu kim yapacak? Belediye. Parayı nereden alacak? Devletten özel ödenek alacak. Paketleme ve ambalaj tesislerini, o köy yollarının kenarlarını imar açtık ya, oraya tesisleri de belediye kuracak. Tarım şantiyesini de belediye kuracak. Tarım şantiyesinde hiçbir köylüm benim gidip traktörle, bilmem neyle, e, herhangi bir tarım aletiyle veya aracıyla, makinasıyla uğraşmayacak. Bütün o makinaların bakım, onarım, e, yükümlülüğü yine belediyeye ait olacak. Bunlarla hiç uğraşmayacak. Çünkü tarım parkının bütçesi yok arkadaş tarım farkı bir organizasyon. Bebek bakar gibi devlet benim köylüme bakacak. Bütün şartları yar yaratacak. Sonuç ne olacak? Sonuç verimli tarım çıkacak, verimli hayvancılık çıkacak. Maliyetler aşağı düşecek. Bugün bizim rekabet edemediğimiz uluslararası fiyatların altında bir maliyetle üretim yapabilir hale geleceğiz. Ama kar marjı da bir o kadar yükselecek üreticinin kazancı bizim hesaplarımıza göre tam 10 katı artacak, artıyor. Ondan sonra iş çiftçiye düşüyor. Tarım parkı dedik ya, kendi aralarında iş bölümü yaparak tarlanın, bahçenin sürülmesi, gübrelenmesi, ekimi, dikimi, çapalaması, sulaması, damlaması, ilaçlaması, budaması, silkelemesi, hasatı, kasalaması, yüklemesi, nakliyesi, istiflemesi, güvenlik ve koruması ve sertifikasyon alınmasını da çiftçi kendisi sağlayacak. Yapacağı iş bu. Gerçek tarım yapacak. Başka bir şeyle uğraşmayacak. Birlikler ne kuracak? Hayvancılık merkezleri, kesimhaneler, mandıralar, soğuk ve normal depolama tesisleri, işlenmesi için küçük sanayi siteleri, organik tarım sertifikasyon merkezlerini de birlik kuracak. Birlik belediye vasıtasıyla bunları yaptıracak. Üst birlik ne yapacak? İl genelinde dedik ya 17 ilçe bir araya geldi bir tane üst birlik kurdu. Tam 334 tane aydında tarım parkımız var. Güldür güldür üretiyorlar. Ne olacak? Bu ürünün pazarlanmasında da üst birlik devreye girecek. Bir elektronik ticaret ortamı yaratacak. O ortamdan e-ticaret ortamında internet üzerinden pazarlamasını yapacak, ihracatını yapacak, çiftçime yol gösterecek. Yani bunları alıp da üst birlik bir yerde depolayıp kendisi satmayacak. Şimdiki model öyle. Köylüden topla belli bir fiyatla kendin değerlendir. Yok öyle bir şey. Her şeyi köylü kendisi yapacak. Üretici kendisi yapacak. Hasat ettikten sonra kasalaması, paketlemesi, imalatının yapılması ve pazarlanmasında birebir devrede olacak. Diğer taraflar üst birlik, belediye ve devlet sadece ona güvenceyi, ortamı ve tesisleri kuracak. Bakımını, onarımını üstlenecek. Bu kadar basit. Neden böyle yaptık biliyor musunuz? Çünkü üst birlik koca dev bir kuruluş oluyor. Dükalık haline geliyor. Bu sefer üst birlik alttakileri istismar etmeye başlıyor. Bunlar hep tarım örgütlenmesinde yaşadık. Koca koca tarışlar, fisko birlikler, bilmem neler, Türkiye'nin dört bir tarafında örgütlenmiş tarım kurumları bir arpalık haline gelmiş. Bir dükalık haline gelmiş. Başına geçen bırakmak istemiyor. Çünkü imtiyaz var, itibar var. Siyasetçilerle ilişki var. Bunların hepsini yok eden bir sistem kurduk arkadaş. Herkes işine bakacak. Fedakarlıksa fedakarlık. Arpalık yok kardeşim. Öyle seyahatlermiş, köylünün parasını toplayacağım, tüccarın parasını toplayacağım, esnafın parasını toplayacağım. Ne o ben? Meslek birliğiyim, meslek örgütüyüm. Hadi oradan canım. Safahat yeri oldu be. Her yer safahat yeri oldu. Her yer böyle ne bileyim, oturan bir daha kalkmak bilmiyor. Gidin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın'ın ayakkabıcısı, tüccarı, Aydın Ticaret Odası'na bağlı binlerce insanın ödediği aidatlarla gidin bakın Ankara'daki e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki sefahatı, lüksü bir görün. İşyan ediyor insan ya. Onun parasıyla benim paramla... İnsanlar keyif çatacak. Aynen siyasetçiler gibi. Bu sistemi artık radikal biçimde, doğru biçimde, vatandaşın lehine, tabandaki çalışan ve üreten lehine değiştirmemiz lazım. Ha bu söylemler böyle işte solculuk kokuyor, sağcılık kokuyor. Ya bir şey kokmuyor. Akıl kokuyor, akıl. Sadece akılla yapıyor, yapacaksınız işinizi. En iyi çıkarınız nedir toplumsal olarak? Köylüyü desteklemek, onun işini kendisine yaptırmak, üretimin dışındaki imalatını da köylüye yaptırmak, enerjiyi bizim üreticimize, çiftçimize enerjiyi mal etmek, onun üretmesini sağlamak, maliyeti ucuzlatmak, onun gelirini artırmak. Yüz kere anlattık. Bu kadar basit. Tabii tarımda bir takım, tarım ve hayvancılıkta bir takım ana girdiler var. Enerji bunun başında geliyor, bunu çözdük. Birazdan örneklerle göstereceğim. Ama bunun dışında yem var hayvancılıkta. Gübre, tohum, ilaç var. Bu konu çok kritik. Bakın Türk tarım ve hayvancılığındaki temel konulardan bir tanesi biz tarım ve hayvancılıkta yemin, gübre, tohum ve ilacın esiri olmuşuz. İsrail'in ürettiği tohum, efendime söyleyeyim bilmem ne sermayesinin ürettiği ilaç, onun ürettiği suni yemlere mahkum edilmişiz. Bizim ürünlerimizin, yani ürettiğimiz tarım ürünlerinin ve hayvanlarımızın ırkı değişmiş. Adamlar bizim ürettiğimiz hayvanın, beslediğimiz hayvan ırkına kadar şekil vermişler. Kendi çıkarları için. Ondan sonra da biz hayvan besleyeceğiz. Pisliğini efendime söyleyeyim bilmem nesine biz katlanacağız kokusuna. Adam gelecek bana bir yem satacak köşeyi dönecek. Bu hale gelmiş. İşte bu konuya da o tarım birlikleri üst birlikler vasıtasıyla el atıyoruz. Gerekirse yerli sermaye üst birlikler bir araya gelerek bölgesel tesisler kurmak suretiyle çiftçinin ihtiyacı olan yemi, gübreyi, tohumu, ilacı önce ARGE'de araştıracak. Türkiye'nin tarım altyapısına en uygun türleri geliştirecek. Tohumundan, ilacından, gübresinden yemine kadar çiftçinin ihtiyacı olan ürünü ilde kurulan üst birlik tarafından ucuza kredili olarak faizsiz olarak çiftçiye temin edecek. Bitti. Tarım parklarında tabii ki depolama tesisleri çok önemli. Tarım ürünleri öyle ürünlerdir ki anında satmaya kalkarsan değeri düşebilir. Üretimi çok olmasından dolayı bunların depolanmaya, kurutulmaya uygun olanları kurutulacaktır veya soğuk depolanmak suretiyle sezon dışında pazarlanacaktır. Bunu sağlayan sistemleri de kurduk ve anlattık. Ve en son tabi pazarlama, elektronik ticaret öyle bir sistem kurduk ki çiftçi tarlasından gerekirse bahçesinden dalından satış yapabilecek. Ama paketlenmiş olarak da satabilecek. Vatandaş gidip paketlenmiş çiftçinin ayağından da alabilecek. Türkiye'nin en ucra köşesine de nakletmek suretiyle çiftçim benim kendisi satabilecek. Bunların hepsi e, bu sistemin içinde var. Şimdi geçen hafta buraya kadar hepsini anlattık. Bu hafta özetledik. Aşağı yukarı bizim 24 dakikamızı aldı. Programın yarısını tekrar götürdü. Şimdi örnek üzerinde, nazil üzerinde çalışacağız dedik. Çünkü bu anlattığımız kadar basit olmuyor mevcut kurulmuş şehirler var, mevcut kurulmuş köylerimiz var. Tarım desenimiz belli. Buradan birdenbire nasıl geçeceğiz bu benim anlattığım sisteme? Hep şöyle deriz ya bu tür projeler getirenler ya bu teorik bunun altından kimse kalkamaz. Bu uygulanamaz. Bu ütopyik hayal görüyor. Ha bana da söylüyorlar bunu. Ama bakın ben hayal görmem. Ben 60 senedir bu ülkenin her köşesinde Az önce söylediğim gibi masanın bu köşesinde 15 sene bürokraside görev yaptım, üst görev. 10 sene siyasette belediye başkanlığı yaptım. 45-50 yıllık akademisyenim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ve yine 45-50 yıllık iş adamıyım. İş adamı derken öyle masa kasa telefonla iş adamlığı yapmadık biz. Fabrikalar kurduk. 160 tane şantiye açtık, kapattık. Sanayi sektörüne de girdik. Turizm sektörüne de girdik. Efendim inşaat sektörüne de girdik. Bütün bu tecrübe ve birikim hayal kurmaz. Ülkeyi tanır. Ülkeyi sosyolojik özellikleriyle, fiziksel özellikleriyle tanır. Bu işin sırrı mekanı toprağa doğru kullanmaktır. Toprağa doğru kullanmak derken sadece tarımsal amaçlı değil, aynı zamanda yerleşme amaçlı nasıl kullanacağız? Bir üçüncüsü de koruma amaçlı nasıl kullanacağız? Doğal alanlarımızı, ormanlarımızı nasıl koruyacağız? Nasıl doğru yerleşeceğiz kırda veya şehirde? Nasıl tarım alanlarımızı koruyup o alanları nasıl ihya edip ıslah edip en verimli, en ucuza mal olan tarımsal faaliyeti göstereceğiz? İşin özeti bu kadar basit. Akıl burada devreye giriyor. Onun için örnek açtık. Bakın Nazilli örnek olarak aldım. Nazilli tarım parklarının yani burada köy yollarını görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu tarım parkları Nazilli'de kaç taneymiş? 31 tane tarım parkına bölünüyor Nazilli. Bu tarım parklarının içinde hangi köylerimiz var? Hangisinin arazileri var? Bunlar isteyen gelsin. Detaylı olarak çalışalım. Nazilli Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Onlara da sesleniyorum. Derlerse ki gelin şu projeyi Aydın'ın bir ilçesinde örneğin Nazilli'de uygulayalım, Türkiye'ye gösterelim diyorlarsa ben hiçbir ücret vesaire talep etmeden gece gündüz bu projeye koordinatörlük yapmaya, uygulamanın başına geçip şantiye şefliği yapmaya, başına geçip tarlada çalışmaya ben hazırım. Enerjim de buna müsait. Bakın Nazilli'de gördüğünüz gibi 31 tane tarım parkına bölmüşüz. Ortada kıpkırmızı Nazilli merkez var. Şehrin büyüme alanı budur. Orada görüyorsunuz 23 numara, 24 ve 25 numara yeşil. Bunlar şehre çok yakın oldukları için bunların durumu özel. Bu tarım parklarını daha farklı bir anlayışla değerlendirmemiz lazım. İşte onun için ha toplam ne kadarmış? Toplam tarım parkı alanı 550 bin dönümmüş. Şu anda kullanılmakta olan Nazilli'de 550 bin dönüm tarım alanı tespit etmişiz. Kullanılmakta olan alan 400 bin dönüm. Yani 150 bin dönüm daha Nazilli ilçemizde kullanılabilir tarım alanı var. Emin olun bunlar doğru. Çünkü bütün bunlar ayrıntılı olarak etüt edildi. 150 bin dönüm. Şu tarım parkları kanunu çıksın. Bu hayata geçsin o 150 bin dönüm orada yaşayan insanlara mal edilecek. Mülkiyeti de onlara verilecek. Bunların çoğu kadastro dışı, tapusu bile olmayan, hazinenin tasarrufunda olan boş alanlar, kullanılmayan alanlar. Çalılık var, kayalık var, bilmem ne var, var var. Bunların hepsinde enerji üretmek, tarım yapmak mümkün. Şimdi devam ediyorum. Burada makina merkez şantiyelerini Nazilli'de kurduk. Elektrikli zirai traktörleri de aldık gördüğünüz gibi. Ve ovadaki kesimi özellikle ovadaki kesimi öyle bir organize ettik ki tarım alanlarını entasif tarım alanına dönüştürdük, parselledik. Şurada gördüğünüz gibi böyle bir tarım deseni çıktı. Görüyor musunuz tarlayı? Görüyorsunuz buradaki hasatı. İşte böyle bir parselasyon. Nazilli'de, Menderes Ovası'nda böyle bir parselasyon. Ha sormayın buradaki tarla ne oldu, mülkiyet ne oldu bunların hepsini geçtiğimizde anlattık. Anlattık. Mülkiyette bir sıkıntı yok, örgütlenmede bir sıkıntı yok. Buradaki her biri 480 dönüm olan tarlaların içinde belki 20 tane, 15 tane, 10 tane e, vatandaşın mülkiyeti olabilir. İşte o mülkiyet sahiplerinin nasıl çalışacağını, nasıl üreteceğini, nasıl paylaşacağını hepsini Belirledik. Tapu kendisinde duruyor, miras hakkı kendisinde duruyor, hisse kendisinde duruyor. Gidip de böyle parsel parsel bölüp hobi bahçesi yapmadık. Bakın böyle bir desen yaptık. Sulama sistemleriyle, her şeysiyle. Tarım parkının imar planı deseni bu. Bu desen gördüğünüz gibi böyle bir alanda tarım yapmakla mevcut e, mülkiyet dokusunda tarım yapmanın arasındaki farkı herhalde anlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan bir örnek vermek istiyorum. Bu işi doğru yapan ülkelerle bu işi doğru yapamayan ülkelerin farkı. Şimdi bu slaytta şu kırmızı çizgi Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'nın sınırı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki parselasyona tarım parselasyonuna bir bakın, Allah'ını severseniz bakın. 300 ila 500 dönüm parsellere bölmüş Amerikalı ekiyor biçiyor kullanıyor. Aşağıda da Aşağıda da Meksikalı kullanıyor. Aha aynen bizimki gibi. Görüyor musunuz tarlaları? Amorf vaziyette birbirinin içine girmiş. Sadece tarlaların sınırlarında kaybedilen tarım toprağa muazzam rakamlar çıkıyor. Şimdi bu bir örnek. Bunu ben uydudan indirdim. Kuzeyinde Amerika, güneyinde Meksika. İkisinin tarım desenini bu görsel tam olarak gösteriyor. Bir tanesinde rasyonel tarım alanları var. Yani şuradaki gibi parsellenmiş. Öbüründe de tam olarak bizim bildiğimiz, Aydın'da da kullandığımız tarzda bir tarım alanı var. Bakın, onların tarım alanları da böyle. Karman çorman. Şimdi biz yukarıdaki gibi bir parselasyon elde ettik diyelim. Şimdi burada elektrik enerjisi üreteceğiz ikinci aşamada. Elektrik enerjisini nerede üreteceğiz? Kötü örnekten başlayalım. Bakın çok kötü bir örnek fotoğrafı. Buranın tarım alanı olduğundan şüpheniz var mı? Bakın bağ bahçe. Bunun içine adam tarlaya gitmiş satın almış. Tarımı bitirmiş. Gitmiş güneş santrali kurmuş. Bu bir büyük sermaye olsa gerek. Ya bundan daha kötü bir örnek olamaz. Tarım alanını katleden bir uygulama. Ha dibinde de bakın. Şurada da villalar yapmış. Ha, bizim klasik Türkiye'yi batıran Türkiye'yi zora sokan anlayış bir tek şu fotoğrafta açıkça görülüyor. Her şey mi yanlış yapar ya bir ülke? Vallahi billahi her şeyi yanlış yapıyoruz ya. Şu adamlara bu enerji izini nasıl verirsiniz? Tarım alanın içine bu villaları nasıl yaptırırsınız? Yaptırıyoruz. Ondan sonra da sürünüyoruz. Ha sürünmeyenler var, köşeyi dönenler çok. Aşağıdakiler onlara özeliyor, yukarıdakiler de aşağıdakilere gülüyor. Ana avrat küfür ediyor. Onları affedersiniz enayi yerine koyuyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Şimdi bunun tarım parklarında elektrik üretiminden bahsettik ya. Kötü örnek örneğini verdik. Şimdi nasıl olması gerektiğini anlatalım. Tarım parkları kooperatifleri kendi sahalarında on grid sistem kuracak. On grid sistem dediğiniz şudur. Ürettiğiniz güneşten elde ettiğiniz enerjiyi kendi amacınız için kullanırsınız fazlası varsa Türkiye'nin enterkonnekte sistemine satarsınız fiyatı önemli değil oradan bir geliriniz var önemli bir gelir kendi üretim maliyetiniz enerji maliyetiniz sıfıra düşer şimdi bakın bu tarla yolları 10 metre olarak açıldı tarla yolları ee, bunun aşağı yukarı 7-8 metresi tırlar vesaireler her şey girebiliyor. Büyük biçer e, döverler her şey girebiliyor. Bunlara e, tarla yolların üstüne güneş enerjisi yapıyoruz. Tarla yolların üstüne güneş enerjisi yapıyoruz. Tarım arazisi kaybolmuyor. Tır giriyor ama üstünde çelik konstrüksiyon güneş kolektörleri var. Bakın burada detayları var. Sulama kanallarının üzerlerini drenaj kanallarının üzerlerine güneş kolektörü kurmak suretiyle işte örnek. Alın. Sulama kanallarının üzerine kuran örnekler var. Bunu ben icat etmedim. Hem sulama kanalında güneşin neden olduğu buharlaşmayı azaltıyor, suyu tasarruf ediyor, hem de enerji üretiyor. Ha, bunu şimdi devlet su işleri yaptırmaya kalksa kime yaptıracak? Bir komprador sermayedar çıkacak, ihaleye çıkacak, alacak. Bütün benim sulama kanallarım, tahliye kanallarım üzerine İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen bir büyük yandaş firma el koyacak. Güneş santrali kuracak. Enterkonnekte sisteme satacak. Ben tarladaki arteziyenimde dünyanın elektrik parasını ödeyeceğim. Yanlış. İşte böyle yapmayacağız. Bütün bu sulama ve tahliye kanalları, tarla yolları etrafındaki güneş santralleri oradaki tarım parkının malı olacak. Kim kuracak? Devlet kuracak. Hediye edecek. O kadar basit. Bu enerjinin bakımını da oradaki tarım parkı üstlenecek. Bakımını kim yapacak? Tarım parkının içindeki iş bölümüne ait kararları alan tarım parkının yönetimi yapacak. Diyecek ki sen tarlayı sür, sen gübresini at, sen bilmem nesini yap. Öbür bir aile edecek ki sen de şu kanaldaki enerji santralinin temizliğini yap ayda bir kere bu sene. Yani iş bölümü yapacak ya bu kadar basit. Yani bunların hepsi Türkiye'de milyonlarca dönüm sulama kanalı var. Üstünü kullanmıyoruz. Ama gidip, üstünü kullanmıyoruz ama gidip, aha buradaki güzelim tarım arazisinin içine enerji santrali kurulmasına izin verip o tarım alanını kalıcı olarak imha ediyoruz. Bunu yapıyoruz. Ama kanallarımızın üzerine bu tür bir uygulama yapmıyoruz. Uygulama kanal üstünde olacak. Köylünün malı olacak, tarım farkının malı olacak. Oradan elde edilen enerjinin bir kısmını kendi amacına kullanacak. Yakıt gideri sıfıra düşecek. Bir kısmını devlete satacak. Tarımdan kazandığı para kadar da oradan para kazanacak. 10 kata çıkıyor dedik ya işte bunun bir iki katı da bu enerjiden gelecek. Müsaade etsinler de o enerji santrallerini Boydak Holding bilmem neler şunlar bunlar el koymasın. Bakın Boydak bugün TMSF'ye geçen bir büyük şirkettir, holdingtir. FETÖ döneminde büyümüştür. Devlet eliyle büyümüş ve büyütülmüştür. Yani o kadar büyük santraller kurulmuşlar ki adamlara. Mil, bir santrale milyon tane, milyon tane bakın milyon tane Bakıyorsunuz ucu bucağı yok. Enerjiyi üretiyor, sana bana satıyor. İkinci unsur köy bulvarları dediğimiz, az önce tarif ettiğimiz köy yollarının kenarları kırsal yerleşme olacak. Başka hiçbir yerde yapı izni vermiyoruz dedik. Bunda doğal modelleri var. Bakın Avrupa'dan bir örnek size sunuyorum. Bu sanıyorum Doğu Avrupa'da bir örnek. Polonya olabilir. Adam bak ortada bir tane köy yolu var. Görüyorsunuz. Kenarına çiftliğini, evini, barkını, damını, hayvanını, kümesini, her şeyini kurmuş. Arkasında da tarlası var. Burnun dibi. Bizim dediğimiz model bunun modernize edilmiş şekli. Bu biraz ilkel. Bizim yolumuz ortadan 20 metre. Bulvar. Toplu ulaşıma açık. O bulvarın kenarlarında güneş santralleri var. Parseller düzgün. Ve ortasında da tarım parkı var. Buradaki gibi küçücük böyle şerit şerit tarla değil, koca koca 300-500 dönüm tarım parkı var. Ama yerleşme modeli bu. Buradaki ana dürtü, ana felsefe toprağa yakın yaşamak. Tarım parkının hemen kenarındaki köy yolunun kenarına yerleşmek, orada yaşamak. Köyleri böyle yağ lekesi gibi ortasından büyütmemek. Köy büyür mü büyümüyor, küçülüyor. Ama şehirli gidiyor köylüyü büyütüyor. Yani şehre yaklaştıkça köylerimiz rant kazanıyor, doku bozuluyor, sosyal yapı bozuluyor, amaç bozuluyor vesaire. Bütün bunların hepsinin önünü alan bu doğrusal kırsal yerleşme modelini öneriyoruz. Doğrusal kırsal yerleşme. Bakın burada bizim önerdiğimiz bir doğrusal kırsal yerleşmenin tipik bir parçasını görüyorsunuz. Bakın ortasında kocaman bir bulvar var. Köy yolu bu asfaltıyla, kaldırımıyla, ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle. Ama orada gördüğünüz yuvarlak sarı işaretlerin her biri birer tane küçük elektrik santrali. Direğin üstünde. Direğin üstünde. Onun bir örneğini göstereyim size. Ha, şimdi şu, ileride gelecek. Evet bakın. Şurada görünüyor. Bu bir direk. Üzerinde sanıyorum 24 tane kolektör var, 9 ila 12 KVA, 12 KVA iki tane evin elektrik enerjisini karşılıyor. Bir tane direk iki tane evin elektrik enerjisini karşılıyor. Böyle bir model. Bunlardan ne yapıyoruz? Bakın bulvarın, ortada bulvar var. Orta refüjüne koyuyoruz, kenar kaldırımlarını ağaç diker gibi dikiyoruz. <laughs> Ondan sonra <da gülüyor> sağda ve solda ev yapıyoruz köylerin yerleşmesi buna dönüyor. İşte görüyorsunuz ortada bir yol, kenarında ev, arkasında gerekirse kırsal yapısı var. Böyle bir doğrusal yerleşmeden bahsediyor. Bu da yukarıdan bakış, plan. Ortada yol, o siyah olan kısım yol. Üç tane şerit var, bakın arabalar gidiyor geliyor görüyorsunuz. Kenarlarında sanıyorum 30 ila 50 metre aralıkta az önce gösterdiğim içinde 24 tane kolektör olan 10 kVA, 12 kVA elektrik üreten direkler var. Burada bakın 1 2 3 6 tane parsel var burada. 6 tane parsel var. Kaç tane direk var? 7 burada var. 10 13 tane direk var. 6 parselde 13 tane direk var. 1 direk 2 evi karşıladığına göre 3 tane bu 13 tane direğin 3 tanesi bu evlerin elektriğini karşılıyor. 10 tanesi cepte. O 10 tanesinin ürettiği elektriğin yarısını tarlada elektrikli traktörde, elektrikli silkeleme makinesinde kullanıyorsunuz. Geri kalan yarısını da devlete satıyorsunuz. Cebinize paranızı koyuyorsunuz. Villa gibi evde yaşıyorsunuz. Kapınızın önünde bir bul var. Toplu ulaşım var. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş pırıl pırıl bir altyapı var. Kanalizasyonu var, içme suyu var, telekomünikasyonu var. Her türlü altyapısı mükemmel bir ortamda bir kırsal yerleşme, bir köy çıkıyor doğrusal. O köy uzuyor geliyor şehre doğru yürüyor. Şehir de uzasın gitsin, köye doğru yürüsün. İkisi gerekirse birleşsin. İşte bu örnek bizim doğrusal kırsal yerleşme modelimiz. Bunun dışında bir tarım toprağına bırakın ev yapmayı, dam yapmayı, efendim tesis kurmayı bir tane çivi dahi çaktıramıyor, çaktırmıyorsunuz. Çadır dahi kurdurmuyoruz. Konteyner dahi koydurmuyoruz. Bu kadar basit. Ne yapacaksan git bu köy yolunu kenarında yap. Dünya kadar tarım parkını çepe çevre çevrelemiş köy yolundan arkadaş. Ha yeter mi? Oturduk hesapladık yetiyor. Sadece şu köy yollarının kenarlarının tamamı dolsa, Türkiye'de kaç nüfus kaldırıyor biliyor musunuz? İnanamazsınız. 800 milyon nüfus kaldırıyor. Yani yeter mi diye kimse e, endişe etmesin. Köy yollarının kenarlarına yapılaşma müsaadesi verirseniz tarım toprağında bir tek çivi çakmadan, bir tek betonlaşma olmadan, hobi bahçesi bilmem ne bahanesiyle, güneş santrali bahanesiyle tarım toprakları hiç edilmeden, Türkiye'de sadece bu köy yollarını genişletip bulvara dönüştürmek suretiyle, yeni bir erişim ve ulaşım ağı kurmak suretiyle, tam 80 bin kilometre uzunluğunda köy yollarında tam 800 milyon insan yaşayabiliyor. Hiçbir zaman tırmanmayacağımız bir nüfus. Onun için bu kapasiteler var. Refah burnumuzun dibinde. Nazilli'nin köy bulvarlarının demin gösterdik. Burada başka bir örneğini. Burada bakın Aksu benim soyadımı taşıyan köyümüz kestanecilik yapar. Onun yolunu görüyorsunuz. Aksu köyünü, ışıkların, rahmanların, hisarcığın, bağcılının, karahallının, derebaşının yollarını görüyorsunuz. Benim rahmanlar köyümde, hisarcıkta, karahallıda, derebaşında, Aksu köyünde oturan, oradaki arazi sahibi olan köylüm buradaki tarım parkının sahibi olacak bakın çevrelemiş etrafına yerleşecek etrafına güzel tesisler evler kuracak güneş santrallerini kuracak enerjisini bedavaya getirecek ortasındaki bu alanı ortasındaki alanı da tarım parkı olarak kullanacak. Ben esas ettim. Bu tarım parkı 18 nolu tarım parkı oluyor. Işıklar, Aksu, Rahmanlar, Derebaşı e, köylerinin tarım parkı. Onların orada mülkiyetleri var. Bu tarım parkının içinde kullanılmayan o kadar çok arazi var ki. Gidip yerinde bakalım. Bunların hepsini devlet olarak, belediye olarak aldınız, ıslah ettiniz. Bu tarım parkının sahibi köylüye de mülkiyetiyle birlikte eşit biçimde dağıttınız. Tarlası büyüdü. Tarlası sulu tarım arazisi oldu. Tarlası teraslandı. Toprak vasfı yükseltildi. Saymakla bitmeyen hizmeti götürdünüz. Bu insanlar refaha ulaşmaz mı arkadaş? Onun için işte nazilli örneği böyle bir şey. Ha şehre çok yakın olan yerlerde ise organize sera bölgeleri kuruyoruz. Bakın Aydın genelinde 334 tane tarım parkında aşağı yukarı 32 tane organize sera bölgesi planlamışız. Organize sera bölgesi demek bir tarım parkı. Aynı modelle işletiliyor fakat bünyesinde tarla ve bahçe değil seralar var. Seracılık nasıl yapılacak? Organize sera bölgelerinde her biri 4 ila 8 milyon metrekare bu alanların. Organize sera bölgesi Nazilli için 3 tane. Bakın Nazilli Organize Sera Bölgesi 1 2600 tane parsel var. 16 milyon metrekare. Bu bir tarım parkı. Oradaki mülkiyet sahiplerinin malı olacak. Enerjisi de orada çözülecek. Altyapısı orada çözülecek. Sulaması, drenajı, her şeysiyle. Az önce anlattığımız bütün hizmetler bu organize sera bölgesine verilecek. İkinoğlu Nazilli organize sera bölgesi 13 milyon metrekare 2100 tane sera parseli var. Sera parsellerinin her biri 5000 metrekare, 5 dönüm. 3 A ve 3 B diye 3 nolu organize sera bölgesi var. 3B 5 milyon metrekare 800 parsel. Bunlar hep çizildi. Var. Yarın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Nazilli Belediye Başkanımız çağırsın, gidelim uygulamaya başlayalım ya. Örgütleyelim. Kanun çıkmadan yerel bir yönetmelik yapalım. Yerel kanun gibi. Bunlar mümkün. Gidelim Nazilli'de şu uygulamaya başlayalım. Görün Nazilli'nin nasıl refahının büyüyeceğini, gelirin nasıl artacağını Sadece şu üç tane organize sera bölgesini kurmak suretiyle tarım parkları projesinin nasıl hayata geçeceğini görsün millet ya. Şunu gelin yapalım. Ey büyükşehir başkanım, ey nazirli belediye başkanım, doktorum, gelin şunları yapın ya. Bırakın abuk subuk siyaseti, bırakın e, kirli siyaseti. İşte bunları yapalım. Sonuçta. Bakın organize sera bölgesinde toplam 7100 tane parselden bahsediyoruz. Bunların her birinde 5000 metrekarelik parselde üzerinde güneş santrali olan, seralar için depo konstrüksiyonu olan, bunlar parsel üzerinde bir tane ikiz konut yapılabiliyor bakın kırmızı olan. Bunlar çok vaktimizi aldığı için ayrıntılara girmiyorum ama bir tane 5000 metrekarelik Kırsal sera parselini 50 metre 100 metre bir sera parselinin bütün tanıtımı burada var. 20 kişi 6 aileye bakıyor. 20, bu su 5 dönüm sera 20 kişiye istihdam yaratıyor. 6 tane aileye bakabiliyor yani aşağı yukarı. Bu nasıl uygulayacak? Gübre desteği, tohum desteği, ürün planlama desteği, pazarlama desteği, toplama paketleme, atölye desteği. Jeo, e, jeotermal veya elektrikli ısıtma desteği, sera konstrüksiyon desteği, bilgisayar kontrolü üretim ve denetim desteği, elektrik şebekesi, kanalizasyon şebekesi, sulama ve kullanma suyu desteği, telekom ve internet desteğinden bahsediyoruz. Bütün bunlar bizim sistemin içinde var. Ve ev yapması için de bu sera bölgelerinde kooperatif üyelerine hem ev yapması hem serayı kurması hem de güneş santrallerini kurması için, 10 yıl vadeli memur maaş artış kat sayısına endeksli yani enflasyona endeksli 1 milyon dolarlık bir kredi açıyoruz. O 1 milyon doları buna veriyoruz. Ondan sonra kurtuluyoruz. O da kurtuluyor. Memleket de kurtalıyor. Geleceğimiz aydınlanıyor. Bilgisayar kontrollü seralar böylece kuruluyor. Bakın bu daha geniş bir desende bir organize sera bölgesinin parselasyon ve imar planı şeması. Bütün bunlar arazide hemen uygulanmaya hazır. Bakın burada bir parsel yaklaştırdıkça görünüyor. Ortada avlusu var, ikiz konut var. Çünkü çoluğunuz çocuğunuz büyüdüğü zaman orada dört aileye kadar barındıracak konut ihtiyacınız da karşılıyor sera parseli. Artık şehre gelip gitmenize gerek kalmıyor. Orada seranın içinde yaşıyorsunuz. Hele ki 3-4 aile ise artık işçi tutmanıza da gerek kalmıyor. Bütün seranın her şeysini, <laughs> paketlemesinden pazarlamasına kadar kendi aile içinde yapabiliyorsunuz. Geliri düşünün. Şimdi ha kullanacağımız direk tipi güneş enerjisi santrali böyle bir şey. Demin göstermiştik. Kapasitesi 9 kW'mış. Çapı 10 metre. Yüksekliği 8 ila 20 metre yerine göre. Direğin çapı 45 cm ortadaki boru. Temeli 2 metreye 2 metre. Bütün projeleri hazır. Ama bunu gidip de dağın başına bir tane kurarsanız hiçbir işinize yaramaz. Bir kere izin vermezler. Kendi enerjinizi kullanırsınız. Yaptığınız yatırımı 10 senede geri alamazsınız. Ama bunu örgütlü biçimde yaparsanız çok farklı sonuçlar doğuyor. Köy yollarının ortasında şemsiye gibi bunlar olduğunu düşün her 50 metrede bir. Kenarlarında şaşırtmalı olarak 50 metrede bir böyle bir direk diktiğinizi düşünün. Demin hesabını yaptık. Oradaki evlerin elektriği çıkıyor tarlada kullanacağın elektrik çıkıyor. Yarısı artıyor, devlete satıyorsun. Ayda kaç para getiriyor biliyor musunuz? 50 bin lira, haine başına 50 bin lira sadece güneş santralinden köy yollarının ve tarla yollarının ve de e, sulama kanalları e, direneş kanallarının üstüne yapacağınız elektrik santrallerinden benim üreticime, benim köylüme ayda 50 bin lira ekstradan gelir geliyor. Evinin elektriği de bedavaya geliyor. Tarımda kullandığı elektrik de bedavaya geliyor. Yani böyle bir dünya var mı? Var. Bakın hesaplamışız bunun amortismanlı bilmem nesini. Süremiz maalesef doldu. Bu hafta organize sera bölgelerini anlattık. Bakın bir sürü detay var. Yollara nasıl dizilecek? Köy bulvarları nasıl dizilecek? Bunlar hepsi bütün ayrıntılarıyla projelendirildi. Sadece çizim değil, fizibiliteleri hazırlandı her bakımdan bunları uygulayabilir hale getirdik. Haftaya şehri daha da yakın alanlarda, daha da yakın yapılaşmış alanlarda kent sera dediğimiz bir uygulama var. Yani bu bir nevi bir yaşam sitesi. Daha küçük parseller, 5000 metrekare değil, 1000 metrekare parseller. Şehre çok yakın olunca parseli küçültüp şehrin bir parçası haline getiriyoruz tarım arazisini. Bunlar şehirden kırsal alana geçişin kademeleri. Kent seralar, organize seralar ve tarım parkları. Birinde parsel 1000 metre, öbüründe 5000 metre ama tarım parklarında en az 300 bin metrekare. Haftaya Kent Sera, Kent Sera projesini tanıtacağız. Bizden ayrılmayın.